Merhaba, bugün makyaja fondötenle başlıyoruz ve bildiğimiz fondöten fırçasıyla. Sonra pudra sürüp göz makyajına geçiyoruz. Sürdüğüm fondötenin yerinde durmasını sağlayacağım. Çok pigmentli bir far süreceğim için önce gözüme göz bazı sürüyorum. Böylece süreceğim far göz bazına yapışacak ve yerinden oynamayacak. Bazının uçlarını da parmağımın ucuyla dağıtıyorum. Aynı zamanda göz bazını gözümün alt bölümüne de sürüyorum. İnce köşeli bir fırçayla. Çünkü alt bölümüne de far süreceğim gözümün ve oraya da yapışması lazım farın. Far Ultra Fresh markasından Black Magic paletinde. Gördüğünüz gibi iki tane siyah var. Bir tanesi bayağı sedefli. Ben o rengi kullanıyorum ve küçük bir fırçayla göz kapağımın üzerine bu farı uyguluyorum ve göz kapağımdan daha yukarı çıkmıyorum. Uyguladığım farı bir dağıtma fırçasıyla yukarıya doğru kaşıma çok yaklaşmadan dağıtıyorum. Unutmayın, dağıtma işlemi buğulu gözün ya da dumanlı gözün en önemli işlemi. Yaparken bazen durup iki tarafında aynı olup olmadığını kontrol etmek çok önemli. Far fırçamda kalan farı gözümün alt tarafına uyguluyorum. Kirpiklerimi kıvırıyorum. Aynı paletten çıkan küçük göz kalemini gözümün iç tarafına sürüyorum. Makyajım koyu olduğu için kaşlarım biraz açık kaldı ve o yüzden dolduruyorum kaşlarımı. Doldurduktan sonra diğer bölümdeki taraklar üzerinden geçiyorum daha natürel gözükmesi için. Revlon'un kirpik uğusunu kullanıyorum. Kirpik takmak zorunda değil tabi ama bence güzel gözüküyor. O yüzden ben takıyorum. Siz takmak zorunda değilsiniz. Kirpiksiz hali siz böyle bırakabilirsiniz istiyorsanız. Sürdükten sonra 20 saniye kurumasını bekleyip sonra takıyorum. Önceden rimel sürmemin nedeni kendi kirpiklerimin takacağım kirpiklere uyum sağlamasıydı. Çünkü benim kirpiklerim hem o kadar siyah değil hem de o kadar kıvrılmıyor. O yüzden de kıvırdım biliyorsunuz. Thank you.
kaşlarımı aydınlatmak için L'Oreal'den açık renkli bir far sürüyorum. Elmacık kemiklerimi daha yüksek göstermek için açık renkli bir pudra alıp elmacık kemiklerimin üzerine sürüyorum. L'Oreal'in yaptığı allık ve kontur ikilisinden allığı alıp yanaklarıma sürüyorum. Burada düz uçlu bir fırça alıp kontör bölümüne batırıyorum ve elmacık kemiğimin altındaki boşluğa sürüyorum. Bu yüzünüzü daha zayıf gösterecektir. Aynı zamanda çeneme, burun kenarlarıma ve alın kenarlarıma da sürüyorum. Yine burnumu zayıf göstermek için ve yüzümü daha ince göstermek için. MAC'ten açık renkli bir dudak parlatıcı sürüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma üye olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.